Herkese yeniden merhaba. Çoğunuzun bildiği gibi yaklaşık 2 ay önce kök hücre nakli oldum. Yani hastaneden taburcu oldum yaklaşık 2 ay önce. Hastaneye yatmadan önce çok fazla araştırma yaptığımı söylemiştim sizlere de. Hastaneye neler götürebiliriz, bu kök hücre nakli yatışında neler yaşanıyor, bunları insan bilmek istiyor. Tabii doktorlardan detaylı bilgi öğrenebiliyoruz. Ama yaşayan bir kişiden daha iyi bilgi alabileceğimizi düşünüyorum ben. Zaten kemoterapi alırken de çok fazla video izlerdim. Yani insanlar neler yaşamış, iyileşenleri görmek bana umut verirdi. Bu yüzden ben de yaşadıklarımı paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda da size kök hücre nakli için hastaneye yatışımızda yaklaşık bir aylık bir yatış oluyor bu. Tabii daha uzun ya da daha kısa sürebiliyor ya da farklı bölümlerde, farklı süreçlerde hastaneye yatış çıkışlar olabiliyor. Ama benimki yaklaşık bir ay sürdü hastaneye yatmam. Yani bu süreçte kemoterapi aldım. Kök hücre nakli çekimi oldu en başta. Sonra kök hücre nakli oldum. Bunları yaşadım. Daha önce de sizlere yine videolar çekmiştim. Kök hücre naklinin hazırlığı, hastaneye yatmadan önce yapılan hazırlıklar, kontroller, bunlardan bahsetmiştim. Bir önceki videomda da nakil sırasında neler yaşadım, hastanede yatarken neler yaşadım, bunlardan bahsettim. Şimdi de size hastanede nelere ihtiyacımız olabilir, neler götürmemiz gerekebilir, biraz bunları anlatmak istiyorum. Ben Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi oldum. Hastaneden hastaneye göre ihtiyaçlar değişebilir. Tabii bunu önceden doktorunuzla ya da hastanenizle konuşmak daha da iyi olacaktır. Nakil bölümüne yatmadan önce doktorumuz bize şöyle söylemişti. Hani bütün ihtiyaçlarınızı yanınıza alın. Daha sonra bu bölüme, bu kata giriş çıkış kesinlikle yasak olacak. Tabii enfeksiyon riski olduğu için herhangi birinin girmesi, çıkması ya da bir şey getirmesi yasak olacak demişti. Tabii biz yattıktan sonra dışarıdan bir ihtiyacımız olduğunda getirtebildik. Onu dezenfekte ederek içeri sokabildik. Hani acil ihtiyaçlarda çok sorun olmuyor. Mesela ilaç ihtiyacımız olduğunda, su ihtiyacımız olduğunda bunları getirtebilmiştik. Ben yine size hazırlık çantanız için birkaç bilgi vermek istiyorum. Ben hastaneye yatmadan önce çok fazla video bulamamış olsam da burada yorumlarda hepiniz videonun altına yazarak, yorum yaparak beni bilgilendirdiniz. En ayrıntılı bilgiyi sizlerden aldım. Çok teşekkür ediyorum daha önce bu süreci yaşayanlara. Ben de ilit nakli olacak ve onların refakatçileri ve yakınları için bir liste hazırladım. Hani hastanede nelere ihtiyacımız olabilir diye. Biraz size bahsetmek istiyorum. Mesela hastanede çamaşır makinesi var mı yok mu onu öğrenin ki bence birçok hastanede vardır. Yani çok kişiyle konuştum. Bu süreçte nakil olacak çok kişiyle tanıştım. Ve hani biz etrafımızda normal hayatta hiç işte kök hücre nakli olan kişileri görmesek bile hani ben de bunları yaşadıktan sonra o kadar çok kişiyle tanıştım ki özellikle de bu ortamda yani YouTube sayesinde yani çok fazla insan var. Benim bulunduğum hastanede mesela aynı anda 7-8 odalar sürekli dolup boşalıyordu. Yaklaşık bir ay kalıyor insanlar hastanede. Yani gerçekten çok fazla nakil olan hasta var. Ben de onlar için bir video çekmeye karar verdim. Yani tabii ki herkes her zaman sağlıklı olsun ama böyle bir tedaviye ihtiyaç duyanlar olursa belki benim de onlara küçük bir yardımım dokunmuş olur. İlk önce hastanede çamaşır makinesi var mı yok mu bunu öğrenin. Çünkü ben olduğunu bilmediğimiz için biz annemle çok fazla kıyafet götürdük. Yani pijama, eşofman, hani orada rahat edebileceğimiz kıyafetler. Çok fazla alıp götürmüştük. Ama tabii makine olduğunu bilseydim 4-5 takım yeterli olurdu. Kocaman bir valiz götürmeme gerek kalmazdı benim de. Yani onları sürekli yıkayıp kullanabiliyorsunuz zaten. Çünkü kurutma makinesi de var. O yüzden çok büyük bir kolaylık çamaşır makinesi hastanelerde. Ama tabii siz yıkamak istemezseniz daha fazla kıyafet de götürebilirsiniz. Çünkü bir ay kalıyoruz orada. Ve çok uzun bir süre bu bir ay. Sürekli kıyafet değiştirmek gerekiyor zaten. Onun dışında nakil odasında kullanmak için hem refakatçi hem de hasta için terlik. Yani ayakkabıyla gezmek çok rahat olmaz. O yüzden rahat terlik götürürseniz de çok iyi olur. Havlu götürün mutlaka. Zaten orada duş alacaksınız. Havlu da büyük bir ihtiyaç. Çarşaf, yastık kılıfı. Tabii bunları hem refakatçi hem de hasta için hastane veriyor. Ama siz rahat edemezseniz hani orada çamaşır makinesinde yıkamadan önce kendi götürdüklerinizi serersiniz. Sonra dönüşümlü olarak kullanırsınız. Tabii hastane veriyor. Yine ekstra isterseniz ekstra da verirler ama kendiniz nasıl rahat ederseniz. Bir de hastanenin verdiği yastıklarda rahat edemezseniz yastık da götürebilirsiniz. Çünkü onlar çok rahat olmayabiliyor tabii ki. Biz götürmüştük yine.
Onun dışında kişisel bakım malzemeleri mesela şampuan, duş jeli, diş macunu, diş fırçası, sıvı sabun, krem, ıslak mendil, böyle şeyler. Bu arada nakil olacak hastalar nakilden sonra diş fırçalayamıyor. Yani gargara veriyorlar ya da böyle ucu süngerli çubuklar var. Hastanede hemşireler ondan getiriyor. O şekilde dişleri fırçalayıp gargarayla temizleyebiliyoruz. Diş fırçalamak kanama riskine karşı yasak oluyor ama nakil öncesinde tabii ki dişlerimizi fırçalayacağımız için diş macunu, diş fırçası da götürebiliriz. Yemekleri zaten 3 öğün hastane veriyor. Sabah, öğle, akşam. Ama atıştırmalık ve özellikle mide bulantısı olduğu zamanlar çubuk kraker mutlaka götürsün nakil hastaları. Yani kendiniz atıştırmak isteyeceğiniz paketle, özellikle küçük paketli. Çünkü yine nakilden sonra özellikle bu paketli yiyecekleri hani açtıktan sonra birkaç saat sonra yiyemiyorsunuz. Yani onu yiyip bitirmeniz gerekiyor ya da kaldıysa da daha sonra yiyemiyorsunuz. Biz kahve makinesi götürmüştük hastaneye. Kettle ya da kahve makinesi de götürebilirsiniz. Çünkü orada mesela yemeğin yanında sallama çay getiriyorlar ama sıcak su yok. Hani çay kahve içmeyi seviyorsa refakatçi ya da hasta yine sıcak su içinde bir kettle ya da kahve makinesi götürülebilir hastaneye. Biz götürmüştük. Onun dışında böyle krem, ilaç varsa kullanılan, yani mesela baş ağrısı için ağrı kesici. Yani bunlar aslında refakatçi için daha iyi oluyor. Çünkü hastanın herhangi bir yan etkisi ya da sorunu olduğu zaman hemşireler hemen ilaç getirip her konuda müdahale edebiliyorlar. Ama refakatçiye de verirler mi bilmiyorum. Yine kendi kullandığınız ilaçlar varsa onları götürebilirsiniz. Onun dışında orada oyalanmak için, çünkü sadece televizyon var. Yani televizyonda izlemek çok sıkıcı olduğu için işte kitap olabilir, örgü olabilir, internet, kulaklık. 5-6 tane kitap götürdüm. Bir ayda dedim ben bunların hepsini bitiririm. Ama bir tane bile okuyamadım yani. Gerçekten hiç canım istemedi. Canım özellikle mesela bulmaca çözmeyi çok istemişti. Ya dedim keşke gazeteden bulmaca olsa da çözsem. Ya telefondaki uygulamalar da o kadar, o kağıt gazete bulmacaları kadar etkili olmuyor açıkçası. Daha sonra annemin çok canı sıkıldığı için biz dışarıdan örgü istedik. O örgüye başlamıştı. Ya internet çok harcanıyor gerçekten. Benim için çok fazla olmasa da, yani ben çok fazla telefona bakmadım ama refakatçi için tabii ki herkesin kendi tercihi. Bu yüzden internet çok harcanıyor. Mesela orada film izlemek isteyebilirsiniz. Bir de hastaneden istenen bir liste var. Hastaneye yattığımız gün dışarıdaki yakınlarımız tarafından alındı bu listede. Tabii doktor bize daha önce de bahsetmişti. Size bir liste vereceğim, bunları almanızı isteyeceğim diye, ama biz bunu unuttuk, sonra üstünde de durmadık. Tabii bunlar kolay şeyler ama yine de bazı insanlar hani farklı şehirlerde tedavi görüyorlar. Çok şükür ben kendi şehrimde tedavi gördüm ama benim bulunduğum hastanede şehir dışından gelen insanlar da vardı. Yani annem refakatçileriyle konuştuğu için biliyorum. Mesela Şırnak'tan, Bursa'dan gelen insanlar da vardı. Onlar için zor olacağından hani önceden verilmesi, yani siz de hastaneden daha önceden isterseniz daha iyi olur. Kendi listemden de biraz bahsedeyim. Çamaşır deterjanı istediler. Söylemiştim, çamaşır makinesi vardı hastanede. Çamaşır suyu, Vileda, çekçek, bez. Yani hastane temizlik görevlileri var ama her odanın ürünleri ayrı oluyor. Ya da hani zaten ekstra temiz tutulması gerekiyor odalar. Bu arada odada ışın diye bir makine vardı. Böyle biz üstümüze çarşafları örtüp onu açıyorduk 20 dakika falan, günde 4 kere. Bu da odadaki mikropları öldürüyormuş ama kan değerlerimiz düşüyor, bağışıklığımız sıfırlanıyor. Bu yüzden temizlik çok önemli. Her ne kadar dışarıdan izole olmuş olsa da oda. Çöp poşeti istemişlerdi, küçük. Bu da hani kusmaya karşı. Ben hastaneden bir kap verirler sanmıştım ama biz bu çöp poşetini kusma için almışız. Havlu kağıt, naneli şeker sakız. Bu da genelde yine mide bulantısı olduğunda, bir de nakil sırasında naneli şekeri ağzıma vermişlerdi. Çünkü nakil sırasında farklı bir tat oluyor ağızda. Maşrapa, bu da bu maşrapayı da tuvalet için değil de idrar ölçümü yapıyorlar. Yani günlük sıvı aldığımız, çıkardığımız, onun için istiyorlar. Su, bir de tabii ki yemeklerin yanında su da geliyor hastanede ama ekstra olarak sadece yemeklerin yanında 200 ml'lik sular geliyor. Bir de bu nakil olduğumuzda
Nakil sonrasında özellikle hani yediğimiz bir şey gibi içtiğimiz suların da yani bir kere açtıktan sonra onu içip atmamız gerekiyor. 200 milimlik küçük sulardan istemişlerdi. 2 koli bir de refakatçi için 500 milimlik sular. Tabii ki bu uygulamalar da var. Hani bu market sanal marketler var ya onları da çağırabiliyorduk hastaneye. Hemşireler söylemişti bize. Yani herhangi bir eksik olduğu zaman getirtebiliyoruz onları. Mutlaka bir uğraş götürün hastaneye. Çünkü bir ay çok uzun bir süre hem hasta hem de refakatçi için. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Kadın hastalar mutlaka regil dönemlerini önceden doktorlarıyla konuşsunlar hastaneye yatmadan önce. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer sormak istediğiniz sorular olursa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın.